Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl khayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atın dalâleh ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza ata ahadukum firâşehu fel yenza' dâhilete izârihi sümmel yenfut biha. Fe innehu la yedri ma hadefe aleyhi ba'dahu sümmel yastaci' ala cembihil eymen sümmel yekul bismike rabbi vada'tu cembi ve bike arfa'uh. İlâ âhiril hadîs. Sadaka Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zâm aleyhimü salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullah aleyhi mecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat rahmetullah aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi ve üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasrettiğimiz eserlerinden yararlandığımız üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İze iştema'a selâsetüm müslimîne fî sefer. Bir yolculuk sırasında üç tane Müslüman bir arada bulunduğunda, toplandığında aslında hüküm amdır, geneldir ama burada yolculuktan Peygamberimiz vurgu yapıyor. Felye ummehum akraukum. O üç kişi yolculukta beraber olan kimseler, üç kişiden Kur'an-ı li kitabillah, Kur'an-ı Azimüşşan'ı en iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'in tabii en iyi bilinmesi demek, hem güzel okunması demek, hem de hükümlerinin en iyi bilinmesi demek. Kur'an-ı Kerim'i ve hükümlerini en iyi bilen, yani en çok fıkıh bilen, afkahuhum, öyle Gümüşhane Hazretleri, efkahuhum, en çok fıkıh bilen, öyle ya Kur'an-ı Kerim biliyorsun, namaz nasıl sahih olur, namaz nasıl bozulur, nelerden bozulur, bunları bilmezsen Kur'an'ı güzel okuman seni kurtarmaz. Güzel Kur'an okumazsan, güzel Kur'an'ı güzel okumazsan, ne kadar fıkıh bilsen o da olmaz. Kur'an'ı güzel bileceksin ama namazın nasıl geçerli olacağını, nelerden bozulacağını, bu fıkıh bilgilerinde sahip olacaksın. İşte hem güzel Kur'an'ı güzel okuyan hem de Kur'an'ın bu fıkıh hükümlerini en iyi bilen, işlerinden en iyi bilen imam olsun ve inkâne asgara, isterse yaşı küçük olsun diyor. Tabii yaşı küçük olsundan kasıt yani genç olsun demektir. Yoksa 5 yaşında, 6 yaşında hafızlar da var şimdi değil mi? Öyle Allah Kur'an'ın bir mucizesi bu, ola lütfediyor. Hiç manasını bilmediği halde 5 yaşında çocuk Kur'an'ı bülbül gibi ezberliyor. Ben şuna rastladım bir Kur'an kursunda İstanbul'da 5 yaşında. Kur'an'ı yukarıdan aşağı okuyor. Diyor 20 sayfa sonra başla diyor. Oradan da başlıyor çocuk. 30 sayfa sonra sayfanın ortasından başlıyor. Ortasından başlıyor çocuk. Ben gördüm gözümle. Şimdi tersinden oku diyor. Ayetleri tersinden oku bakayım diyor. Öyle de okuyor. Sanki karşısında Kur'an varmış gibi.
kördan okuyormuş gibi. Bu bir mucizedir. Bu mucizedir. Evet. Şimdi biz de ilim adamıyız diyoruz. Aynı konuyu yıllardan beri okuyoruz. Okutuyoruz. Sorsan yazdığım kitabı bile ezbere söyleyemem. Başkası da söyleyemez. 40 sene hakimlik yapar birisi. Mesela sulh hakimliği yapar. O maddeleri ezbere söyleyemez. Ama 5 yaşında çocuk manasını bilmediği halde böyle okuyor. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Öyle zaten Kur'an-ı Kerim'de biz size Kur'an'ı kolaylaştırdık. Ezberlemesini kolaylaştırdık. Anlaşılmasını kolaylaştırdık. وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ Evet öyle diyor. Kolaylaştırdık diyor. Cenab-ı Hakk'ın ayeti tabii doğru bu. Böyle var, çok var ama 5 yaşında çocuk da mükellef değildir, yükümlü değildir. Namazla emredilmemiştir. Kılarsa nafile olur onun namazı. Sevap kazanır, boşa gitmez de yükümlü olduktan sonra ancak imamlığa geçebilir. Çünkü yükümlü olanların kıldığı namaz farz. Yükümlü olmayan yani sabi, buluğa ermemiş, ergin yaşa gelmemiş olan çocuğun kıldığı namaz nafile olur. Nafile kıldıran farz kıldırana imam olamaz. Çünkü farz nafileden kuvvetlidir. Kuvvetli olan zayıf olanı ezer, altında kalır, olmaz. Temel kuvvetli olacak, nafile üstünde olacak. Evet, onun için tabii burada yaşı küçük olsa da kasıt, yani ergin, gene buluğa ermiş ama çok muazzam, zeki çocuk, böyle hafız ve Kur'an'ın fıkıh bilgisi de muazzam. Adam 90 yaşında ama Elif'i görse mertek zannedecek. Yok diyor Peygamberimiz. Siz de diyorsunuz ya, ilim yaşta değil, baştadır diye. Buradan çıkıyor işte o. Kur'an'ı iyi bilen genç de, fıkıhı iyi bilen genç de olsa en iyi bilen imam olsun. İmam olsun. Evet, burada cemaate teşvik var. Cemaat olsun diyor. Yolculuk, sefer demek, güçlükle yapılabilen bir yolculuk demek. Seferin anlamı bu demek, güçlük var demek. Efendim şimdi güçlük falan yok hocam. Uçaklar var, klimalı otobüsler var, lokantalar var. Evindeki gibi olmuyor. Uçakla da gitsen yoruluyorsun. Aşın çıkıyor, evindeki gibi olmuyor, yoruluyorsun. Yolculuk hala yorgunluk demektir. Meşakkat demektir. Evindekine benzemez. İstediğin istediği yerde bulamazsın gittiğin yerde. Paran da olsa bulamazsın. Evindeki gibi olur mu? Yine güçlük var. Yolculuk güçlük demek. İşte Allah Celle Celaluhu müminleri çok seviyor. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin velisidir, dostudur, sevenidir, koruyanıdır. Hepsi var. Onun için bu zorluk zahmet içinde yolculukla mücadele ederken demiş ki onların namazının yarısını sileyim. Öğlen namazı 4 rekat, ikisini düşürmüş. İskat, düşürme derler. Bugün hukukta da var. Tek taraflı irade beyanıyla düşürme derler buna, iskat. Yani ben 4 kılacağım, kılamazsın. Namazın sahibi tek taraflı irade beyanıyla 2 kılacaksın demiş. 4 kılmaya kalkarsan edepsizlik yaparsın. Terbiyesizlik yaparsın. Allah'ın sana verdiği bir ikram bu. Bunu hoşnutlukla kabul edeceksin. Bunu kabul edeceksin. Yani şimdi yolcu adam, seferi adam, misafir adam benim rahatım iyi otelde. Öğlen namazının 4 rekat farzını 2 kılması gereken 4 kılayım. Yok hayır 2 kılacaksın. Allah'ın verdiği sana bir ikram bu. Bu ikramı kabul etmemek edebe aykırı olur. Ama 4 kılmak istiyorsa canın git camiye. Yerli imama uy, o 4 kılacak. Sen de onunla beraber 4 kılarsın. Madem ile 4 kılmak istiyorsan, şahsen kılarsan 2. Şimdi şunu burada vurgulamak istiyoruz. Yolculuk zahmet olmasına rağmen, meşakkatli bir şey olmasına rağmen cemaati terk etmeyeceksiniz. 3 kişi Müslümanlar yolculukta bile olsa bir araya geldiler mi en çok bilgili olanı, Kur'an'ı güzel okunanı, fıkıh bilgisi olanı
imam yapacaklar, yapsınlar, o imam olsun. İmam cemaatle olur, cemaat olsunlar. İslam dini tevhid dinidir. Bütün Müslümanlar yeryüzünde Allah bir, Muhammed hak peygamber diyor. Bunu demezse Müslüman olamaz. İnanç açısından herkes bunda birleşiyor. Tevhid dini, Allah bir demek din İslam. Bu itikat, inanç bakımından birleşmeyi ilk adım inanç. Allah emretmiş. Ondan sonra da bu itikat bakımından, inanç bakımından birliğimizi pekiştirmek için bütün emirler birleşmeye yönelik emredilmiştir. Bak mesela iki kişi, burada üç kişi söyledi de iki kişi de cemaat olur. İki kişi geldi mi cemaat demektir. Tabii Arapça'da üç kişi cemidir. Ondan dolayı dedi ama iki kişiyle de evde mesela beyefendi imam olur, hanımefendi cemaat olur, cemaat olur, cemaattir yani. İki kişi bile olsa, üç kişi bile olsa birleşmeyi emrediyor. Biri şurada, biri şurada, dağınık yok. Yanlış. Birleşecekler. Birleşmeyi emrediyor. İnançla birleştik. Yaşamada da, hayatta da birleşmeyi emrediyor. Cemaatleşmek, cemaat halinde namaz kılmak. Cemaate gitmeyi peygamberimiz çok ağır böyle. Yani ben söylemeyeyim moraliniz bozulmasın diye. Hiç mazereti yok. Ezanı duymuş, cemaate gitmezse çok ağır konuşuyor. Gitmeyenler hakkında. Çok ağır konuşuyor. Gideceksin, Müslümanlarla bir saf olacaksın. Bir saf, dümdüz olacaksın. Maalesef buralarda çok yayayız. Birleşmeyi emrediyor. İlk safı doldurun diyor. Bölük pörçük olmayın diyor. Bir saf yapın. Efendim şimdi Süleymaniye'de hoca bekliyor. Doldurun efendim birinci safı. Ne bekliyorsun ikinci safta ya? Peygamberin istediği bu. Allah'ın istediği bu. Bir olmayı emrediyor Allah. Namazda kılarken bile bir saf yapacaksın. Daldı yer kalmadı. İkinci safı bir olarak tamamlayacaksın. İkide boşluk varken üçe geçmeyeceksin. O safı da birlikte dolduracaksın. Ondan sonra üçe geçeceksin. Ve mesela imamdan evvel Allahu Ekber deseniz namaz olmaz. Hem uydum mu diyorsun, imam başlamadı ki. Nerede imam, uydum diyorsun, sözün yalan. İmam başlayacak ki sen başlayasın. Geliyor adam duruyor, imam ondan sonra Allahu Ekber diyor. Namazın olmadı arkadaş. Ortada imam yok ki, daha durmadı, namaza başlamadı, sen uydum mu diyorsun. İmam yok ki orada da. Bak birleşeceksin, yine onu arz etmek istiyorum. Namaza başlarken bile beraber Allahu Ekber diyeceksin. Allahu Ekber, beraber rüküye eğileceksin. Beraber, birlikte. Beraber yatacaksın secdeye. Beraber kalkacaksın. Biri orada kalıyor, biri aşağı yukarıda. Hayır, yanlış. Ama efendim ben 7 defa Sübhan Rabbil Ala demeyi prensip edindim. Hoca da 3 defa diyor, kalkıyor. Sen hoca yiyeceksin. Başta ne dedin sen? Uydum şu imama. 3 defa dese bile 3 de keseceksin, kalkacaksın. Birlik bozulmayacak. Birlikte kalkacaksın secdeden. Birlikte gideceksin. Birleştirmeyi öğretiyor. Bu fıkhi gerekler bunlar. 5 vakti gidemedin. İşin var, kaydın var, şunun var, bunun var, mazeretin var. Cuma günü yalnız evde kılamazsın. Mutlaka birlikte cemaat halinde cumayı kılacaksın. Cumaya da gidemedin. Yolcu adama cuma farz değil mesela, değil mi? Bayram namazında birleşeceksin. Tek başına bayram namazı kılamazsın. Birleşeceksin. Birleşeceksin. Evet, Müslümanlarla birleşmek için, insanlarla birlik halinde yaşamayı öğrenmek için, işte bak namazda bile birliği teşvik eden, oruç öyle. Yan yana durmuşuz. İhtinas sıratel müstakim, bize hidayet ver, bize, bana ver demiyor. Bakın bu da birliği ifade eden kelime. Bize hidayet ver. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, sana ibadet ederiz, senden yardım dileriz. Senden, sana ibadet ederim değil, senden yardım dilerim değil, dileriz. Hepimiz adına konuşuyoruz. Birleşeceğiz ki, tek yürek olacağız ki söz aynı çıkacak. Sana inanıyoruz.
sana tapıyoruz, sana ibadet ediyoruz, senden yardım diliyoruz. Tek yürek, tek ağız. Bunu istiyor Allah. Kur'an'ın sözü böyle. İn iyyake na'budu nesta'in. Bunu talim ediyor Allah. Evet. Bütün ibadetler böyle. Zekat vereceksin ki, milletin karnını doyuracaksın ki, yan yana biz derken sen oh işin tıkırında rahat biz diyorsun. Adam bizi sureta der. Karnı aç, cürül cürül ötüyor. Ekmek yok karnında. Cebinde para yok. Kara kara düşünüyor. Biz dese bile o ağzından çıkar. İşten gelmez ki. Onun da keyfi yerinde olursa biz hep beraber biz diyebiliriz. Onun için oruç tut bakayım diyor Allah. Yılda bir defa mecbursun. Anla bakayım acın halinden. Aşk kimmiş neymiş öğren bakayım. Birleşmeye, insanların halini öğretmeye. Zekatı ver bakayım. Cebine para girsin, rahat olsun adam da biz desin hep beraber sana ısınsın, kaynasın. Biz desin. Bütün emirler ömürde bir defa bütün Müslümanlar topluyor. Nerede? Arafat'ta. Arafat'ta, Arafa gün bulunmayan adam Müslüman hacı olamaz. Aynı anda, aynı saatte, saatlerde bütün Müslümanlar orada olacak. Birleştiriyor bakın. Evet. Yolculukta da diyor zorluktur yolculuk ama ya cemaatle uğraşmayalım demeyin diyor Peygamberimiz. İslam birlik dirlik dinidir. Yolculukta bile olsa cemaatten fedakarlık yapamazsınız. Birleşeceksiniz. Üç kişi bir araya geldi mi biriniz imam olacak. Çok bilen imam olacak. Evet cemaate teşvik var. Yolculukta bile cemaat bırakılmaz. Yaşı küçük olsa bile dediği böylece alim olan, bilgili olan üstündür. Üstündür. İmamlığa geçtiğine göre, önder olduğuna göre imam önder demek. Bütün insanlar adına namaz kılıyor adam. Onun üstüne yüklemişiz bütün sorumluluğu. Sorumluluk kalıyor. İmamlık yaparak lider oluyor, önder oluyor. İmam o demek. Demek ki en iyi bilen, üstün olan imamlığa geçtiğine göre imamlık müezzinlikten üstündür. Bu da anlaşılıyor. Evet, müezzinlik çok faziletli. Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi müezzin şimdi. Coştu, bağırdı. Sesinin gittiği, nereye gitti? Ay'a gitti. Dinlemiş ya, Ay'a giden herif, Kahire'de konferans verirken, o ilk giden Neil Armstrong konferansa çağırmışlar Kahire'de. Bilgi veriyor Ay'a, Ay hakkında, gidiş hakkında. Allahu Ekber, Allahu Ekber başlamış müezzin. Donmuş kalmış adam. Dili tutulmuş. Ne oldu demişler? Ben bu sesi demiş Ay'da da duydum. Evet şimdi fizik kurallarına göre hoparlörün sesi Ay'a gider mi? Evet. Kur'an'da bunun şeyi var, anlamı var. Vorafana leke zikrak. Habibim biz senin adını yücelttik. Aylara, yıldızlara gönderdik. Duydum diyor adam. Bu sesi orada duydum ben diyor. Donup kalıyor böyle. Ezan sesini. Amerika'da nerede duyuracak? Bizim memleketimiz ne güzel çingir çingir ezanlar. Kahire'de öyle ezan okunca ben bu sesi orada da duydum diyor. Duymuş. Kur'an'da diyor ki Habibim eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ay'a kadar yükselttik. Nicelere yükselttik daha insanların gidemediği yerlere de. Gidiyor. Gittiği yere kadar da ne varsa yaratılmış her şey müezzinin kıyamette lehinde şahit olacak. Senin adını yüceltti. Tevhid kelimelerini eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah. Bunlar tevhid değil mi? İslam'ın özü değil mi? Bunu haykırdı. Bütün kainatı haykırdı. Bu adam diye şahitlik edecekler her şey. Her şey. Onun için müezzinlik çok güzel. Çok güzel bir şey. Coşup coşup bağırmalı. Tabii adam kaçıran makamından değil de güzel ahenkli bir şekilde. Yani milleti coşturup camiye davet edecek güzellikte,
söylemeli, coşkuyla söylemeli. Laf ola beri gele kabilinden değil, bunu düşünerek. Her şey onun lehine şahit. Güzel ama yine Peygamberimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde insanların en bala bülendi, en boylu postlusu, kim ya bu? Herkesten uzun müezzin ya bu. Böyle şeref verecek Allah onlara. Buyuruyor Peygamberimiz ama imamlık yine üstün diyorlar. Bak en bilgili imamlığa geçirdi Peygamberimiz. Bir, Peygamberimizin üstün var mı yaratıklan içinde? Ömrünü neyle geçirdi? İmamlıkla geçirdi. Ebu Bekir Efendimiz Peygamberimizin mübarek lisanıyla güneşin üstüne doğduğu insanların en aftalı. Ömrünü neyle geçirdi? İmamlıkla. Ondan sonra Ömer ne yaptı? İmamlık. Osman ne yaptı? İmamlık. Ali ne yaptı? İmamlık. Hasan, Hüseyin ne yaptı? İmamlık. Demek imamlık en aftal ki onunla birinci sırada onu yaptılar. Evet müezzin de yabana atılmaz ama imamlık başka. İmamlık başka. Buna işaret vardır burada. Cemaat olmaya ve imamlığın çok büyük şerefli bir makam olduğuna işaret vardır. İşaret vardır. Evet, şimdi önemli bir yere daha geçiyoruz. Madem ki meclisin içerisinde en iyisi, en bilgilisi imam olur, en üstünü, öyleyse fîzâ emmahum fehu emîruhum. İmam olan da o kafilenin, o cemaatin reisidir, emiridir, başkanıdır. Çünkü en iyi o ya, en iyi olduğu için onu geçirdik. Öyleyse o cemaatin lideridir. Başka, geçen derste de arz ettik size ki müminler yola çıktı mı, müminler kavga çıkmasın, kararsızlık olmasın diye birini reis yapacaklar, danışacak. Müslümanların işi danışmaktır. Ne diyelim, burada konaklayalım mı, gidelim mi? Kim isteyecek, gidelim ya daha ne oldu, hani ne kadar geldik ki? Kimisi kalmıyor, gidelim kalalım filan. Son söz imamın, liderin olacak ki kavga çıkmasın, ihtilaf olmasın, birlik olsun diye. Burada diyor ki birlik lideri kimdir? İmam olandır. Çünkü en iyisini seçtik, o öyleyse imamdır. Bunu bundan dolayı işte Hazreti Ömer'in halifelik makamına Ebu Bekir Efendimiz getirilişinde buna dayanmış. Şimdi biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın yaratılış sebebidir. Allah onu sevdiği için kainatı yarattı. Muhammed Aleyhisselam yaratılmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bizim inancımız öyle. Onun aşkına yarattı. İstersen Yunus Emre'ye şey etti. Oku istersen. Hak yarattığı alemi aşkına Muhammed'in. Ne güzel söylüyor. Yemiş verir ağaçlar aşkına Muhammed'in. Öter bülbüller aşkına Muhammed'in. Coşmuş söylüyor. Hakikaten öyle. Aşkına yarattı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama faniydi, insandı. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Habibim sen de öleceksin. Benim kanunum bu. Senin yoluna ölen o sahabiler de ölecek. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ama bir insan çok sevdi mi, sevgi aklı kör eder. Seven adam gözü de görmez, kulağı da duymaz, kafası da çalışmaz. Hazreti Ömer de Peygamberimizi çok seviyor. Çok seviyor. Öldürmeye gitti ya ben. Sonra bir eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh dedi. En Müslümanların en başına geçiverdi. Ebu Bekir'den sonra sıraya girdi. Çok seviyor. Ecel geldi mi bir saniye geri alınmaz, bir saniye ileri gitmez. Geri alınmaz, ileri gitmez. Ayet böyle. Azrail aleyhisselam teklif etti. İstersen kal. Kalacağı yok da tabii. Allah'a aşık adam Allah'tan uzak kalmak ister mi? Böylece ruhunu teslim etti Peygamberimiz. Ömer duydu. Gürledi, dedi ki kim öldü derse kafasını uçururum. Öyle seviyor ki Peygamberi. O ölmez diyor. Kainatın yaratılış sebebi ölür mü? Kafa çalışmıyor. Bu ayet var halbuki. Hazreti Ebubekir ağı başlı insan,
varmış, öpmüş mübarek, demiş hayatın da güzeldi, mematın da güzel ya Resulallah, demiş öpmüş. Böyle akıllı, heyecanlı değil. Ömer bakmış ki dipdiri. Güzel Muhammed Aleyhisselam'ın ölüsü güzel olmaz mı? Kim demiş ölmüş diye, canlı işte görüyorsunuz. O kadar güzel ki mübarek ölmüş gibi, ölmüşe benzemiyor. Mescide gitmiş, kafanızı uçururum demiş kim öldü derse. Konuşuyor böyle mescitte. Ebu Bekir eteğini çekmiş, Ömer demiş. İnneke meyyitün ve innehu meyyitün buyurdu Allah. Bu emir yerine geldi, Resulullah öldü deyince. Ha diyor, ayeti hatırlıyor. Evet, o muhabbetten, aşktan, heyecandan dolayı kafası çalışmayan kafa çalışmaya başlıyor. O zaman boynunu büküyor. Da şimdi İslam'da seçim var. Devlet başkanı seçmek çok önemli. İstiklal çok önemli. Şimdi oralara kadar gidiyor bu da, onun için açıklama lüzumunu hissettim. Peygamberimizin mübarek naaşı ortada. Cenazesi defnedilmemiş, namazı kılınmamış. Millet yerine devlet başkanı seçmeye çalışıyorlar. Ensar demişler bizden olacak. Mekke'den gelen muhacirler bizden olacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi var, muhacirler, haşimiler deniyor ona. Onlar açıkça çıkmamış ama Hazreti Abbas demiş ki Hazreti Ali'ye, ya Resulallah, ya Ali demiş, sen de bizim adayımız ol. Sen de senin hakkın filan. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh efendimiz çok akıllı adam, işin olacağı yeri bildiği için ortaya çıkmamış o. Çıkmamış. Hazreti Abbas demiş ama böyle. Teklif etmiş. Herkes işte seçim nutuk atar gibi. Nereden denk geldi yahu? Seçim nutku atar gibi. Bizden olacak. İşte biz size kucak açtık. Evimizin yarısını verdik falan konuşuyorlar şimdi mescitte. Muhacirler de Allah bizi sizden önce aldı Kur'an'da falan böyle. Hazreti Ali hiç konuşmuyor o evde. Böyle şeylere girmemiş laflara. Bayağı alevlenmiş ortalık. Bizden olacak, sizden olacak diye. Evet. Bu aklına gelmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hastalandığı zaman kimi geçirdi yerine namaza? Hazreti Ebu Bekir'i. Söyleyin Ebu Bekir'e imam olsun benim yerime dedi. İmam kim olur? İşte bak şimdi okudum. En üstün olan, en bilgili olan, en bilgili olan, en üstün olan imam olur. İmam olan da emir olur, başkan olur. Dedi ya şimdi hadis, aklına gelmiş. Demiş ki Ebu Bekir, kavgalar böyle laflar ediliyor yüksek perdeden. Ebu Bekir, Resulullah hastalandığında, sağlığında sizin bize imam, seni bize imam yaptı. İmam olan da emirdir. Ver elini demiş. O uzatmasına kalmadan yakaladığı gibi ben seni halife seçtim, biat ettim demiş. Ömer gibi akıllı bir adam Ebu Bekir'e biat edince sahabi bunlar canım. Sahabi bunlar. Devlet reisi seçmenin öneminden dolayı lider bizden olacak, bizden olacak diyorlar. Devlet reisi seçmek istiklal alametidir. Müslüman gavura mahkum olamaz. Esir olamaz. Zillet haramdır Müslümana. Baş olacak, müstakil olacak. Devlet reisi olmayan millet baş değildir, müstakil değildir. Onun için namazdan önemli. Onun için konuşuyorlar. Öyle deyince demişler o zaman doğru söylüyor Ebu Bekir. Ebu Bekir'i peygamberimiz imam yaptı. Liderimiz odur, devlet başkanımız odur. Biz de biat ediyoruz demişler. Herkes konuşmayı bitirmiş. Ebu Bekir'i seçmişler. Ondan sonra tabii gelmiş o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cenaze işlerini tamamlamış. Namazını kıldırmış ve defnedilmiş şimdiki Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de vefat ettiği Hazreti Ayşe'nin odasına defnedilmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imam olan lider olur. Emiruhum, grubun o karar verir. Danışır tabii ve emruhum şura beynehum. Ne yapalım arkadaşlar, ne diyorsunuz? Gönül fikirlerini alır, son söze o karar verir. Böylece karışıklık çıkmaz. Karışıklık çıkmaz. Evet, şimdi demek ki yolculukta da olsa
imamlığı terk etmeyeceğimize, cemaati terk etmeyeceğimize göre evde hiç terk edemeyiz. Camide hiç terk edemeyiz. Bu fıkıh hükümlerinin esası bu hadis. Bütün müçtehitler bunu esas alıyor. Mesela camiye gelmiş adam Süleymaniye camiye veya başka camiye. Orada bir kişi namaz kılıyor, bir kişi burada, bir kişi orada. Yok 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 yok. Müslümanlık birlik dini olmaz. Ayrılık yok. İmam olacaksınız. Yolculukta bile olacaksınız diyor. Bak yolculuk zahmet iş olurken camide hiç ayrı ayrı namaz kılınır mı? Bir olacaksınız. Evde sen imam olacaksın. Hanım cemaat olacak. Hanım namaz kılamıyor. Mümeyyiz çocuk cemaat yerine geçer. Gel lan buraya diyeceksin. Abdest al gel bakayım. Dur sağıma. İmam olacaksın. Oğlan yok, kız var. Tamam. Mümeyyiz. Yani bakkala şunu al gel, şunu al gel, şunu al gel desen şaşırmadan alıp geliyor. Henüz daha şey kemale ermemiş ama buna mümeyyiz derler. Bu da cemaat sınıfına girer. Arkaya durduracaksın. Kız olduğu için arkaya kızım diye olmaz. Arkaya durduracaksın. Arada bir saflık yer. İmam olacaksın. Ya hocam ben imamlığı beceremem. Becereceksin. Ayrı kılmak yasak diyor işte bak. Yolculukta bile ayrı kılmak yasak diyor. Olmaz diyor. İmamlık yapacak kadar bileceksin Kur'an'ı. Dini bilgilerin olacak. Ezbere Müslümanlık olmaz arkadaş. Bu o demek netice itibariyle. İmam olacağına göre evde. Her Müslüman imamlık yapacak kadar bilgilere sahip olacak. Asgari en az şartlarına sahip olacak. Onun için bir araya geldiler mi herkes birbirini bilir. Tartışmalarda filan kimin çok kitap okuyor çalışıyor belli. O en üstünü o imam. O olmadığı zaman sen imamsın. Olacaksın. Ayrı kılmak yok. Bak yolculukta bile bu çok önemli. Evet İslam'da birlik, dirlik çok önemli. Emrediliyor. Emrediliyor. Evet. Ebu Seleme Hazretlerinden hadis-i şerifi İbn Ebi Şeybe naklediyor. Bezzar naklediyor. Allah onlardan razı olsun.